Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu yılın ilk videosu. Hepinize mutlu yıllar tekrardan. İlk olarak arkadaşlar Battle Pass'e devam ediyorum. 4 çarda da Battle Pass'i yapıyorum. Şu ana kadar görevlere geldiğimizde şu patron gibilerde sadece ikisi kalmış. Bunların birisi ejderimiz, diğeri de Jotun. Ejderi şimdi hep beraber yapacağız. 4 çarda getirdim. 4 çarda 70 tane ejder bileti aldım. İçeri giriş yapacağız. Çok sık girdiğim bir yer değil bu ejder. Sadece bu görevlerde geliyorum. Bakalım nasıldı? Sura ruhu aşama oluşturdu sanırım. Evet dedik. Evet, hepsi için yüklemeye ihtiyacı var. Ben yükleyeyim. Yüklemeyi tamamladım arkadaşlar. 70 tane set verdim. Diğer çarlarda da yapıyorum şimdi tek tek. Bunları da getiriyorum. Beşi de yüklendi arkadaşlar. Herhalde şimdi gir diyorum ve giriş yapıyor. Sonra mı aşama oluşturduk dedikten sonra. Evet. Ya da ilk kez aşama oluşturuyoruz. Emin olamadım ama yükleme yaptıktan sonra bir kez daha aşama oluşturmamı istedi. Hepsi içeri girdi arkadaşlar. İçerideki Surur ruhuna geliyorum ve savaşı başlatıyorum. Gördüğünüz gibi savaş başladı. Saykın'la şöyle hemen önce metinleri kırıyorum. Seriden. Silahımızı da açalım. Ejder'e vuramazsınız arkadaşlar metinleri kırmadan. Mis vurur. O yüzden önce metinleri temizlememiz gerekiyor. Burada arkadaşlar şimşeğiniz yüksek olacak yatmamak için. Demek için de şeytanınız yüksek olacak. Sürekli yüksek demeç vurabilirsiniz. Mesela şu an bakın 36K'lar falan görüyorum. Şöyle bir tane şeytanlı bilekliğim var. Onu takayım. Bakalım kaç vuracak. 36. Ha? Nasıl ya? O zaman ejdere işlemiyor arkadaşlar şey. Evet, bu görevde böylelikle bitirdik. Ancak muhtemelen yaz kerinkini saymayacak. Çünkü onu dışarı attı. Onun için bir kez daha gireceğim. Zaman çatlağındayız. Zaman çatlağındaki görevi yapacağız Battle Pass için. Şuradaki görev. Görevler dediğimizde bu da yalnızca bir illüzyon. Zaman çatlağı görevleri var. Gazadörle Nemere'yi yaptık. Şimdi Efsun'da ormanda sürgün yapıyoruz. Burada Efsun'da orman var. Burada Jotun'la aynı mantık arkadaşlar. Sadece metin yerinde iki tane metin kırıyorsunuz. Belki slot sayısı da farklıdır ama çok dikkat etmedim. Çok çabuk kesildi ve çok çabuk çıktı. Bir farklılık da arkadaşlar. Burada tabii 2 ve üstü insan sayısı da girebiliyorsunuz. Lider olarak giriş yaptım ve burada bineğe de binebiliyorsunuz arkadaşlar. İlk önce Bajonoma çıkıyor. Burada rüzgar elementiyle. Zaten binebildiğiniz için çok seri bir şekilde kesiyorsunuz. Kesten sonra Jotun çıkacak. Buradaki Jotun'umuz da diğer Jotun'dan farklı olarak yani normal Jotun'dan farklı olarak rüzgar elementi arkadaşlar. Normal Jotun'umuz toprak elementidir. Kesmek biraz zor olabilir. Gerçi zaman çatlağının tüm bossları zor arkadaşlar. Razor bile bana bir iki kez tek atıyor yani. Normallerine baktığınız zaman aralarında belki Razor en kolayı. Ama burada zaman çatlağındaki Razor bile güçlü. Deme aldım. Onlar şifacıları kesti orada. Evet, kendimiz keseceğiz. Ninja ile Şaman yattı. Burada sormuşlar oyunun niye kalın diye. Kendi düşmanımı kendim dövdüm. Köşeye aldım ve artık burada biter. Tek yemezsek kestik arkadaşlar. Evet. Zaman çatlağında bir tek sürgün kaldı. Onları da biteceğiz. 4 çarda da Battle Pass'i yapıyorum gördüğünüz gibi. Gerçekten karlı bir işlem çünkü. Premium'u 1000 app'le açıyorsunuz arkadaşlar. 18, 19, 10, hadi 20 won. Yani 20 won maliyetinizde oyunu oynayarak çok rahat belki de 100 won maliyetinde şeyler alıyorsunuz. Yani buradaki ödüller bence parası olarak baktığınız zaman çok rahat 100 won yapar diye düşünüyorum. Zamanı olan herkesin bence bu etkinliği yapması gerekiyor.
Bir süredir yaptık. 26M'den sandıkları koydum arkadaşlar. Gitmiyor. Yani 25M'den falan gidiyor. Ben de satmama kararı aldım bunları. Bunları açacağız ve içinden metal çıkarmaya çalışacağız. Metal çıkarsa zırhımızı artı 12'ye deneyeceğiz. Şurada gördüğünüz gibi bir artı 11 zırhımız var. Başlayalım bakalım. Metal alabilecek miyiz? Bir tane kuşak geldi arkadaşlar. Ne kadar değerli bir var. Ruhumuz gitti. Bir tane metal ver ya bu kadar hidra sandığına. Hidra'nın yüzüğü artık istemiyorum arkadaşlar. Bir sürü hidra'nın yüzüğü oldu. 15 sandık. Bir tane metal ver ama. Yes, sonucudayız. Sonucu da verdi arkadaşlar. Burada 40 tane de parıltı istiridye var. Şu an karı bırakıyorum. Orada mama kasıyor. Mamayla da bir tane arkadaşa pet kasıyoruz. 175 won karşılığında. Birden 105'e. Orada biraz istiridye topluyor. Bazılarını satıyorum. Bazılarını açıyorum. Bu sefer 40 tanesini açmak istedim arkadaşlar. Şöyle açalım. Bakalım beyaz elde edebilecek miyiz? Sadece beyaz para ediyor. Mavi kırmızı etmiyor. Bir tane mavi çıktı şu ana kadar. Sanırım kırmızıydı. Göremedim. Bakarız. Yok, maviymiş buraya gelmiş. Bir tane metal az önce hidra sandıklarından çıkardık. Bir tane daha önce vardı arkadaşlar. O yüzden iki kez deneme yapacağız. Bir kez de bakalım bu zırhı artı 12'ye atabilecek miyiz? Kaç savunma değişiyor? 30 savunma artıyor arkadaşlar. Birer tane de ortalama zarar dirençte canavarlara karşı gücümüz artacak. Resimiz de artıyor ama o çok önemli değil şu an için. Şöyle bakalım getirebilecek miyiz? Hadi. Yılın ilk artı basımı arkadaşlar benim için. İlk denememiz başarısız oldu. 2'ye geçelim. İkincisi de başarısız oldu arkadaşlar. Geçen yıldan kaldığımız gibi devam ediyoruz. Bir tane Cennet'in gözyaşı kolyemiz var. Bunlar da arkadaşlar Battle Pass'teki görevlerimizden çıkan efsunesi ve kutsamalarımız. Bunları işte bunun efsunu değiştirmek için kullanacağız. Aslında 10 kritik 1,5 HP'yi ama ya ben de bundan bir sürü var artık böyle istemiyorum. Ya bayılmalı 10 kritikli olacak arkadaşlar ya da bir VS'lik bir Cennet'in gözyaşı kolye olacak. O yüzden deniyorum. İlkinden 10 kritik 10 çifteye geldi 2K HP. Yani HP artı beni bırakmıyor. Yani bu normalde geçilmez arkadaşlar ama benim buna ihtiyacım yok. Yine 10 kritik geldi. Dediğimiz gelmiyor. Bıçak 10, ok 10. Devam. Kılıç 10. Bu da istedim. Değil. KHP 5 kritik. Her şey yarı. 5 bayılma geldi. Yanında hiçbir şey yok. Sonucu da atalım. Kan savunması falan filan boş. 6-7'sini bir deneyelim bakalım güzel bir şey getirebilir miyiz? 1 saniye buzun gücü olmaz. Ya burada bir patron artı 2 artı 2 artı 2 kalmaz değil mi arkadaşlar? Artı 4 olsaydı keşke. Artı 2 kalmaz. Karanlık direnci işe yaramaz. 5 metin işe yaramaz. Saldırı değeri 30. Hep kırık geldi arkadaşlar. İstediğimiz efsunlar geldi ama hep kırık. Sonucu da deniyoruz. Sonucu da gelebilecek en çöp efsunlardan biri geldi. Böyle kaldı bu şimdilik. Bir türlü efsun getiremediğimiz bir tane zırhımız var. Yine deneyeceğiz arkadaşlar. 24 tane aldık. Yani gerçekten artık bunu hep kullandığım için güzel bir efsun lazım buna. Böyle idarelik efsun yani en fazla 1-2 hafta böyle tutuyoruz. Sonra tekrar değiştiriyoruz arkadaşlar. Böyle güzel değiştirilmeyecek bir efsun gelse artık de rahat ersek ama gelmiyor. Buraya alayım. Son kılıç altı. Buraya bak ya gerçekten çok büyük arkadaşlar. Yani her geçen gün sanki oranları düşürüyor. Biz de oynamaya devam ediyoruz. Bu itemleri hazır almak her zaman daha iyi.
50 saldırı gel. Mesela kılıç, bıçakçı hepsi kırık arkadaşlar. Bir tanesi bile tam değil. 10, 16 var. Ne geldi? Yani kalmaz arkadaşlar. Yani ilk geçtiğimiz Efsun'la aynı Efsun zaten. 6, 6. Beş can, 10 pençe, 10 ok. Yaramaz. Ve bunlar da işimize yaramaz. Bir 15 tek başına işe yaramaz. Bu da boş. Sadece gelmeyeceğim diyor ya. 15. Ya yani ok 15 gelip duruyor ya. İstesem gelmez arkadaşlar. Pençe 15. Ya biliyor oyun çünkü ben bunu yani Efsun getirene kadar deneyeceğiz arkadaşlar. Artı 15 olmuş. Daha ne yapacaksın bu? Bir Efsun getireceksin. Oyun da biliyor. Harcatabildiği kadar Efsun nesnesi harcatacak bana. Yani hep bakın 6-6 geliyor ya. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Biraz da tombala için bırakalım. Tombala zaten arkadaşlar bir zar atıyorum. Yani 10-15 taneden önce güzel bir şey gelmiyor. Güzel bir şey de bu arada hiç daha ben şimşek veya boost alamadım. Hep gaya kesit falan alıyorum. Gelmiyor. 4 charla yapıyorum. Yani o tombala başta herhalde 5 gün falan oldu. Bir kez bile daha boost tılsımı alamadım. Bırakalım. Hadi artık gel bir şey ya. 15. 10, 10. Bağlı Efsun mu atıyorum ya? Bazen böyle düşünüyorum. STR yanında hiçbir şey yok. 10 büyük. 6 10 6. Yine 6. Yani 10. Ha, bu kadar kötü oranlar olabilir mi ya? 4 6 4 6. Kılıç 15. Güzel geldin ama tek başınasın ya. Yani. Bana hiçbir anlamı yok. Bitirdik arkadaşlar. Biraz da silah deneyeceğiz arkadaşlar. Silah da istediğimiz gibi Esunlara sahip değil. Umarım burada şanslı oluruz. 20 ölümsüz, 10 kritik geldi. Devam ediyoruz. Delici. Bir 10 delici falan yakalasak önce. 10 delici geldi direkt. Der demez. Ama yanındaki Esunlar bizi tatmin eden Esunlar değil. 5 derece yanında 12 zeka var. 20 hayvan, 5 kanama. Resimler ama istediğimiz oranlar değil. Yani asıl aradığımız tabii ki de delici artı kritik artı yarı insanlara karşı güç. Ama tabii bunların hepsinin geleceğini düşünüyorum. Şeytan 20 ork. 5 derece 10-10-26 çevirdik. Şu an aslında bosslara da giriyorum arkadaşlar. Bu şimdilik iyi bir Efsun bence. Bu kalsın. Bosslardan sonra buna başka bir şey deneriz artık. Silahımızın bir de 6-7'sini değiştireceğim. Yani bunlar kırık Efsun. İşime yaramıyor arkadaşlar. Girdik. Daha mı iyi yaptık? Daha mı kötü? Göreceğiz. Az kaldı. Son 3. Tek direnci şimdi yaramaz. Karanlık. Ve ah ah 3 geldi. 3 geldi. Bir 10 gelse. Videomuzda Efsun falan denerken şamanımız da bu arada şampiyon 11 level oldu. Sonraki videomuzda öbür dünya seyahat etkinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Zaten birçok videoda geldikçe bahsettik ama yine ufak tefek püf noktalarını söyleyeceğiz. Ve sandıklar kazanıp sandıkları açacağız.
Şimdi 4 gün 4 saat boyunca bu alevleri toplayacaksınız arkadaşlar ve siyah mektup, hayat suyu, ölü ruhu, Asmodeus anahtarına çevireceksiniz. Ardından ikinci safhasında ise Asmodeus'u keseceğiz. Ve aynı zamanda burada görevlerde öbür dünya etkinliği geldi arkadaşlar. Buradaki misyonları yerine getirerek ödülleri alabilirsiniz. Bol Zeus'un denediğimiz bir video oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.